Ozan, söylesene. O kızla evlenmeye mi gitti oraya? Ne demek bu şimdi? Evet mi, hayır mı Reyhan? Bir şey söyle. Hayır. Bilmiyorum. Çınar bu. Ne yapacağı belli mi olur? Bak Reyhan, benimle dalga geçme. Sonu çok fena olur. Şimdi adam gibi söyle. Eğer biliyorsan. Çınar Kayseri'ye neden gitti? Bilmiyorum. En azından dün geceye kadar böyle bir planları yoktu. Sabah kaçar gibi gittiklerine göre benim de aklıma nikahlanacakları geliyor. Şaka mı bu ya? Benim ihtimallere değil, gerçeklere ihtiyacım var Reyhan. Neler çevirdiğini öğrenmem lazım onların. Söylesene. Tabii Çınar da telefonunu açarsa öğreneceğim. Neyse, ben arayayım. Öğreneyim. Bunu gerçekten yapar mısın Reyhan? Alo? Yenge, ne haber? Ne olsun kızım, yol hali işte. Sizden ne haber? Ne yapalım yengeciğim? Seni merak ettim. Dün gece ablamla vedalaşmıştık ama nasılsınız? Üzülme kızım, ablam bizimle dönecekmiş. Aa, neden? Şirketin 50. yıl kutlaması var ya, hafta sonunda ona katılacakmış. Ha, iyi madem. Yenge, Zehra da gelecek mi? Yok kızım, bundan sonra İstanbul'a adım atacağını sanmam. Belli etmemeye çalıştı ama yola düştüğümüzden beri için için ağladı garibim. Sebep olduk diye nasıl vicdanım sızlıyor anlatamam. Ne yapalım yenge, kısmet değilmiş. Neyse, ben sizi merak ettim. Şimdi Mehmet beni şirkete gitmek için bekliyor. Siz varınca ararsınız beni. Tamam. Necip Bey'e selam söyle. Ha, söyle abine ilaçlarını ihmal etmesin kızım. Tamam. Ha yenge, siz yarın geliyorsunuz değil mi? Kısmetse. Hele şu nişana katılalım da kızım. Yarın erkenden çıkarız yola. Hadi hayırlı yolculuklar yengeciğim. Sağ ol kızım. Söylesene, niye gitmişler? Hadi, gözün aydın. Çınar'la yengem Hancıoğulları'nın nişanına gitmiş. Nişan mı? Emin misin, gerçekten nişana mı gittiler? Tabii, Çınar'la Yusuf kan kardeşi. Çocukluktan arkadaşlar. Bırak şimdi Yusuf'u Reyhan, ne yapayım Yusuf'u? Yeşim, için rahat olsun. Zehra Kayseri'de kalacakmış. Yani evli evine, köylü köyüne. Nasıl mutlu oldum ya. Çok teşekkür ederim. Bu seremoni biraz fazla değil mi yeşim? Affedersin. Ben şirkete gideceğim şimdi. Görüşürüz orada. Ben Necip Yeşim. Uzansın. Kutlamayla ilgili durum raporunuz elime ulaştı. Seninle biraz yukarıda konuşalım mı? Eksikler neler? Vay be. Kutlamadan önce yönetim kurulu toplantımız var. Davetiyeleri o vakte kadar hazırlayın. Kurul üyelerine takdim edelim. Bir de 50. yıl kutlaması ile ilgili video gösterisi hazırlayacaktınız. Gerekli görüntüleri asistanlarımdan temin edebilirsiniz. Bu benim için çok önemli. Bir aksilik olmasını istemiyorum. Bir süreliğine ara verebilir misiniz Necip Bey? Hayırdır Zümrüt Hanım? Sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Tabii bana ayıracak birazcık vaktiniz varsa. Yok efendim. Şu ara en önemli meselem 50. yıl kutlamamız. Bu bizim günümüz. Dosta düşmana Ilgaz Holding'in büyüklüğünü göstereceğiz. O halde dostunuzu düşmanınızı tanımanız gerekiyor değil mi? Böyle kinayeli konuşmalarınızdan hiç haz etmiyorum Zümrüt Hanım. Diyeceğiniz bir şey varsa açık açık söyleyin lütfen. Necip Bey, hep beni düşmanınız gibi görmeye devam edeceksiniz değil mi? Karınızı, beni. Oysa ben sizin güveninizi kazanmak için kızıma,
Yeşim'e bile arkamı döndüm. Hala hiçbir şeyime inanmıyorsunuz değil mi? Kusura bakmayın Zümrüt Hanım ama bunun müsebbibi sizin davranışlarınız. Sizin için üzülüyorum. Benimle didişmekten, burnunuzun dibinde olan olaylardan haberiniz bile yok. Ama asıl düşmanın içinizde olduğunu öğrendiğinizde çok geç kalmış olacaksınız. Madem ortaya bir laf attın, sırtını dönüp gitme. Devamını da getir bakalım. Sizi dinliyorum. Kimmiş içimizdeki düşman? Sevgili kardeşiniz Reyhan. Demek Çınar'ı bu kadar çok seviyorsun. Hem de her şeyden, herkesten daha çok. İlk gördüğüm andan beri. O da beni seviyor, zaten inkar etmiyor. Sadece kabul etmek istemiyor. Evlenmek isteyişi de yuva kurmak istediğinden değil. Benden kaçmak istediği için. Zaten sizinkiler de bu fırsatı değerlendirip çocuğun üzerine çullanmışlar hemen. Canların ne hissettiği, kiminle ne kadar mutlu olacağı hiç umurlarında değil ki. Gerçekten dediğin gibi Çınar seni seviyorsa haklısın. Eminim Reyhan. Çınar benden başkasıyla mutlu olamaz. Bana aşık çünkü. Madem öyle, peşini bırakma. Biz de evlenmeniz için elimizden geleni yapalım. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Deli saçmalığı bu. Tamam, zaman zaman Reyhan'la anlaşmazlıklarımız, ters düştüğümüz konular olmuştur. Ama onun hamurunda ihanet etmek yoktur. Hele ki ailemiz mevzu bahis olduğu zaman. Kendi pisliklerinizi örtmek için kız kardeşime laf atmayın. O sizin kardeşinizse ben de sizin karınızım. O dediğiniz sadece kağıt üzerinde Zümrüt Hanım. Yoksa benim senin gibi yalancı, riyakar bir hayat arkadaşım olamaz. Peki, ben yalancıysam o zaman sevgili kardeşinize sorun. Belki o size doğruları söyler. Sormak onaylamanın yarısıdır. İçine kuşku düşen insan doğruları öğrenmek için araştırma yapar. Benim kardeşime itimadım sonsuz. Kızım Yeşim'le işbirliği yapmışlar. O zaman Yeşim'e sorun. Yeter! Böyle abesle iştigal bir mesele için Yeşim'i muhatap alamam ben. Zira o sizin kızınız. Anasının yolundan gittiğini her fırsatta gözümüze soktu zaten. Siz de beni işitmiyorsunuz. Yazıklar olsun. Tamam. Başta ben de bu ilişkiye karşı çıktım. Dışarıdan bakınca olacak gibi de değil. Ama bak, Lale aramızda yok. Onun için olacağı engellememek lazım. Keşke bunları bir daha binlere söylesen. Yeri geldiğinde söyleyeceğim. Merak etme. Ama önce sen şu büyük kozu kullanmaya bak. Neymiş o büyük koz? Tabii ki küçük Lale hayatım. Ona senden daha iyi annelik yapacak kimseyi tanımıyorum. Üstelik teyzesisin. Yani anne yarısı. Yabancı birinden daha ilgili ve alakalı olacağına eminim. Aşık ferman dinlemez Yeşim. Onun için sen de dinleme. Hayatına bak. Bir düşünsene. Ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize. Hayattan aldığınız zevk aynı. Hayata bakışınız aynı. Reyhan, bütün bunları ben de biliyorum zaten. Önemli olan o aşamaya nasıl geleceğimiz. Sizinkileri diyorum, nasıl ikna edeceğiz? Haklısın.
Çınar'a engel olacaklardır. Ama seni durduramazlar. İkna etmek sana düşüyor. Oldu. Herkes de beni dinlemek için bekliyordu zaten. Yeşim, kararlı ol. İcraatlarına devam et. Sonunda da emir vaki yap, nikaha bas. Hem biliyorsun, bizimkiler ani evliliklere alışkın. Dediğin gibi, Çınar seni seviyorsa, ki bence de gönlü var, nikahta seni yalnız bırakmayacaktır. Sen o kıyafetleri dergiye yollayıver. Biliyorsun yarın bir konsept çekim var çünkü onların dergide. Bana bak bu arada. Eğer onların başına bir şey gelirse senden bilirim, biliyor musun? Aa, bunlar ne böyle? Bilmiyorum Zümrüt. Ay tamam, o basit etek defilesinden sonra gelirim. Hadi bay. Erol, hayatım hoş geldin. İyi akşamlar prenses. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hayatım, yeni kreasyondan parçalar mı getirdin? Ay yeni koleksiyon henüz hazır değil Zümrüt Hanım. Yoksa getirirdim. Sizi unutmak mümkün mü? Peki kime bunlar? Yeşim Hanım için gelinlik modelleri getirdim. Bizi bekliyordu. Gelinlik... Neler oluyor burada Zümrüt Hanım? Misafirlerimiz kim? Beyefendi benim modacım. Bazı yeni kıyafetler getirmiş de onlara bakacaktık. Lütfen siz rahatınızı bozmayın. Biz de zaten salona geçiyorduk Necip Bey. Demek öyle. Yalnız merak ettim. Beyefendi neden gelinlik modelleri getirdi? Şermin'cim lütfen misafirlerimizle ilgilenir misin? Erol. Buyurun Erol Bey, buyurun böyle. Size bir soru sordum Zümrüt Hanım. Duymazdan gelerek kurtulamazsınız. Önce bir sakin olun lütfen. Adam düpedüz gelinlik dedi. Üstelik de yeşim için. Ve gecenin bir saatinde ne diyor belirsiz adamlar evime geliyor. Her şeyi benden biliyorsunuz ama ister inanın ister inanmayın ben de şu anda duydum. Örtbas etmeye kalkmayın. Ana kız ne tezgahlıyorsunuz onu söyleyeyim bir. Erol'cum hemen geliyorum. Şermin'cim misafirlerle ilgilen tatlım. Bu konuyu daha sonra tartışalım lütfen. Necip Bey, bu insanlar cemiyetin iyi modacıları olduğu kadar aynı zamanda ayaklı gazetelerdir. Ne duyarlarsa anında yayarlar. Lütfen. Sayenizde ne gibi insanlarla muhatap oluyorum görün işte. Ben yeşime bakmaya gidiyorum. Ben de geliyorum. İşin aslı neymiş öğrenelim bakalım. Kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz Çınar. Neden aşkımızın hesabını verelim ki birilerine? Bak, madem evlenmek istiyorsun gel evlenelim Çınar. Ben de istiyorum evlenmek. Evlenelim. Senin karın olmak istiyorum ben de. Bunun için yapamayacağım hiçbir şey yok, anlıyor musun? Yeter ki gel. Duyduğum saçmalıklar da neyin nesi? Siz beni mi dinliyorsunuz? Soruma soruyla cevap verme. Kiminle konuşuyordun sen? Çınar'la. Ağzından çıkanları kulağın duymaz olmuş senin. Böyle şuursuzca konuşup çocuğun aklını da karıştırma artık. Bana bakın Necip Bey. Çınar'la biz birbirimize aşığız. Ne kadar bu durum hoşunuza gitmese de yakın zamanda kabul edeceksiniz. Hem siz istemiyor muydunuz çocuğu evlendirmek? Destur de. Evlilik de ne demek? Senin aklın bulanmış. Sizin aranızda hiçbir münasebet olamaz. Geçmiş olsun. Olanlar oldu Necip Bey. Utanmaz arlanmaz. 6 aydır çocuğun etrafında fır döndün. Gölgesi gibi peşinden ayrılmadın. Çınar nereye dönse seni gördü. Sen bu olanları aşk zannediyorsun ama yanılıyorsun. Ben Çınar'ı iyi tanırım. Senin gibi cibilliyesizle bir arada olmaz. Hem sana aşık olsaydı başka bir kızla nikah masasına oturur muydu? Çık Bey, ne olur sakin ol. Yeşim, ne olur canım sen bir sakin ol. Çekil anne! Bana bakın. Çınar'ı zorla nikah masasına siz oturttunuz. Ne yazık ki sonu hüsranla sonuçlandı. Ama eğer çok istiyorsanız Çınar döner dönmez ona ne kadar kararlı ve istekli olduğumu söyleyince o nikah masasına ikimiz oturacağız Necip Bey. Asla. Buna ölsem de izin vermem. Sen rahmetlinin kardeşi Çınar'ın baldızısın.
Aranızda başka bir münasebet olamaz. Ailemin adını kirletmene izin vermem. Yeter be! Yeşim! Sen dur anne. Siz kim oluyorsunuz da benim hayatıma karışma hakkını buluyorsunuz kendinize? Siz annemle evlenirken kime sordunuz? Size gelince her şey mübah, bize gelince günah mı? Terbiyesiz! Ne yapıyorsun? Necip! Necip Bey! Çıkın odamdan. Çıkın dışarı. Hayatım. Öf! İstersen sen Yeşim Hanım'a söyle. Kendisi inemeyecek gibiyse ben gidivereyim. Biz sizi hiç tutmayalım. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kapının yerini biliyorsunuz. Pardon. Beni buraya Yeşim Hanım davet etti. Ben de gönderiyorum. Yeşim gelmeyecek. Getirdiklerinizi de almıyor, vazgeçmiş. Bunu bir latife olarak alacağım. Müsaade ederseniz Yeşim Hanım'la bizzat kendim görüşmek istiyorum. Müsaade etmiyorum. Şansını da daha fazla zorlama. Derhal evimi terk et. Derhal kreasyonu toplayın. Hemen gidiyoruz. Yürü! Kocan olacak adam bana vuruyor. Sen hiçbir şey yapamıyor musun anne? Sen nasıl bir annesin? Ne yapmamı bekliyorsun? Adamın karşısına dikilmiş evleneceğini söylüyorsun. Hayatım, bu insanlar sana karşı. Değil Çınar'la evlenmek. Çınar'ın çevresinde dolanmana bile tahammülleri yok. Sırf çocuğun mutsuz olacağını bile bile senden uzaklaşmak için tanımadıkları bir kızla evlendirmeye kalktılar. Ama evlendiremediler anne. Yeşim, diyelim ki evlendiniz. Sizi rahat bırakacaklarını mı sanıyorsun ha? Hayatınız boyunca burnunuzdan getirirlerdi. Bence ne biliyor musun? Sadece onlar değil. Sen de istemiyorsun evlenmemizi. Çünkü sen de onlardansın artık. Saçmalama. Sen benim çocuğumsun. Nedense gerçekleri söyleyince saçmalayan hep ben oluyorum değil mi? Beni istemeyen adam senin kocan. Bana tokat atmasına izin verdiğin kocan. İnsan biraz kızın arkasında durur ya. Birazcık olsun. Ama ben ne zaman kafamı kaldırsam seni hep karşımda görüyorum. Hayatım. Evet biraz ileri gitti Necip. Böyle bir şey yapacağını gerçekten beklemiyordum. Ama sen de biraz hareketlerine dikkat et. Çok fevri davranıyorsun. İnsanları üzerine saldırtıyorsun. Bırak Çınar gelsin. Eğer gerçekten evlenmek istiyorsa. Bırak bu savaşı da o versin. Tek başına halledemezsin her şeyi hayatım. Sonra çok yara alırsın. Neden? Bir kenarda uslu uslu otursam daha çok işine gelir çünkü değil mi? Kocanla aranız bozulmaz. Sen beni dinlemiyorsun. Ne desen boş. Anne. Eğer bana yardımcı olmak istiyorsan bunu göster anne. Aksi takdirde beni hayatımın sonuna kadar kaybedersin. Thank you.
İyi misiniz? Neyiniz var? Hanımefendi? Hadi içeri girin. Yüzünüzü yıkayalım. Bir su için kendinize gelirsiniz. Gelemem ben oraya. Giremem içeri. Neden? İçeride biri bir şey mi yaptı yoksa? Anlatın bana. Belki bir faydam dokunur. Yoksa birinden mi kaçıyorsunuz? Evet, kaçıyorum. Bırakın kolumu. Durmayın yolumda. Sizi böyle bırakamam. Hadi gelin içeri girelim. Dışarısı çok soğuk. Hadi gelin. Hadi gelin. İster misin? Anlat bakalım. Neden, kimden kaçıyorsun? Ben onları böyle görmeye dayanamıyorum. Sanki elimi uzatsam tutacakmışım gibi. Ama ben sevdiğim adamın, Yusuf Bey'in ablama aşkla bakmasına katlanamıyorum artık. Ablam benim bu hayattaki her şeyim, tek dostum, canım. Ama artık yapamam. İçim acıyor. Ben dünyanın en kötü insanıyım. Çünkü ne yaparsam yapayım, onu sevmekten vazgeçemiyorum. Bir çıkmazın içinde oradan oraya sürükleniyorum. Kaçmak istediğin bu durumdan sonsuza dek kurtulmak ister misin? Hem de her şeyden çok. O zaman evlen benimle. Ben acıktım. Karnınız acıktı mı sizin? Durayım mı yolda? Ay yok oğlum, yok. Yolda bir şey yiyemiyorum ben. Midem bulanıyor. Amcana erkenden yola çıkarız dedik evladım. Araya başka işler karıştı, koyulamadık. Şimdi bir de yeme içmeyle vakit kaybetmeyelim. Zaten ne kaldı İstanbul'a? Evimizde yeriz yemeğimizi. Ya anneciğim, İstanbul'a varmamız akşama bulur. Uçakla gitseydik şimdiye varmıştık bile. Abla, keyfimden çektirmiyorum size bu kahrı. Değil binmek uçağı karşıdan görünce yüreğim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Sen acıktın mı Toprak? Toprak. Kızım. Bak kocam bir şey soruyor, cevap versene. Affedersiniz, duymadım. Ne dediniz? Acıktın mı? Hayır, sağ ol. Zaten benzinimiz de bitiyor. İlk benzinlikte durmak zorundayım. Bir ihtiyacınız varsa oradan alırız artık. Tuzu verir misiniz? Nedir bu tavrınız Zümrüt Hanım? Dün akşam Yeşim'e yaptıklarınızdan hoşlanmadım. Onun yaptıklarını tasvip ediyorsunuz yani. Konuyu değiştirmeyelim lütfen. Ben sizi uyarmıştım Zümrüt Hanım. Kızınıza gereken terbiyeyi verseydiniz böyle bir tatsızlık olmazdı.
Sizin terbiye anlayışınız kaba kuvvet midir, şiddet midir? Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir Zümrüt Hanım. Ne şahane bir laf. Asırlardır çok işe yarıyor zaten bu laf. Hayatım. Günaydın. Günaydın. Dün gece konuştuklarımızı düşündün mü anne? Yeşim. Bana uzun uzun açıklama yapmanı istemiyorum. Ben şimdi Erol'a gidiyorum. Benimle gelecek misin, gelmeyecek misin? Eğer geleceksen senin bir taş kıran olduğuna inanacağım hala. Eğer gelmeyeceksen bundan sonra seni Zümrüt Olgaz olarak kabul edeceğim. Kararını sen ver. Yengemle konuştum. Çınar'la yola çıkmışlar. Akşama buradalar. Süper. Hazırlıklar tamam değil mi? Aslında dün geceden başlamıştım ama birkaç aksilik çıktı. Yeşim, kolay olmayacağını biliyoruz. O yüzden pes etmek yok. Biliyorum, biliyorum. Ben de şimdi zaten yarım kalan işlerimi halletmeye gideceğim. Akşam görüşürüz. Tamam. Ha, bir dakika. Geç kalmazsın değil mi? Akşam çok güzel bir sürpriz hazırladım Çınar'a. Senin de orada olmanı istiyorum. Merak etme. Baş köşede olacağımdan emin olabilirsin. Görüşürüz. Ne diyor adapsız? Abi ne desin? Çınar nerede? Ne zaman gelecek? Neden gitti? Sabahtan beri beynimin etini yedi. Ağzımdan laf almaya çalışıyor. Ama nafile. Ona hiç şüphem yok. Ailenin en kötü muna çarpmış. Değil mi abi? Kardeşini ne kadar iyi tanıyorsun. İnsan kanını bilmez mi? Hadi çıkalım. Şu 50. yıl kutlaması. Aklımı fena meşgul ediyor. Bir aksilik olmadan hayırlısıyla atlatsak rahatlayacağım. Merak etme abi. Her şey çok güzel olacak. Çıkalım. İşleri organizasyon şirketine verdik. Ama sen yine de elini üstlerinden çekme. Hazırlıkları sık sık kontrol et. Davetli listesine de bir göz at. Kimseyi unutup gücendirmeyelim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım abi. Öyle bir kutlama olacak ki duyan duymayan herkes hafızasından silemeyecek. Bir şirketin 50 yılını doldurması kolay değil. Ilgazlara da yakışan budur. Doğru kararlar vermezsen bu düzen her şeyi öğütür Reyhan. Haklısın. Teşekkürler Saffet Bey. Görüşmek üzere. Yeter ama artık gelin ha. Sarkıtma şu suratını. Aşk olsun abla. O da oldu ama seni mutlu etmek mümkün değil. Ne yapayım abla? Oğlumun talihsizliğine sevineyim mi? Tövbe de tövbe. Senin itikadın da kalmamış. Bak. Evlilikten umudunu kestiğin bir anda oğlan evlendi. Daha ne istiyorsun? Ha? Öyle abla. Lakin gönlümden geçen bu değildi. Ben olsam asla dul bir kadınla evlenmesine izin vermezdim. Ah şu Zehra'yla baş göz ediverseydik ne kadar rahat ederdi. Kapat artık o mevzuyu. Sen Yazgı'ya da inanmaz olmuşsun. Tövbe tövbe. Ha. Konuşamadık. Necip ne diyor bu evlilik işine? Haberi yok. Neden sebep? Çınar kimse bilsin istemedi abla. Ama iyi etmemişsiniz. Ayıp olmuş Necip'e.
pat bir nikah kıydınız, hiç olmazsa haber verseydiniz. Ay. Öf. Adamın asabını bozma. O senin sorunun şekerim. Tamam, ömrümü yedin. Ömrümü. Neyse, müşterim geldi. Daha sonra ararım seni kumaşlarla ilgili. Hadi bay. Oo, Yeşim Hanım. Neydi dün akşamki o rezalet cicim? Kusura bakma hayatım ya. Bizim bey baba biraz gelgi takıldı da. Öyle bir aksilik çıkmış işte. Hadi gelinlik işini halledelim hemen he. Podyumdaki mankenlere taş çıkartırsın bebeğim. Ne giyse de yakışır benim kuzucuğuma. Bu arada abi Hayat Zümrüt Hanım neredeler? Yoksa kızının gelinlik provasına gelemeyecekler mi? Dün gece bir gördüm. Sonra kayboluverdi bir hayal gibi. O nikah işlerini hallediyor. Senin seçimlerine çok güvendiği için tercihi bize bıraktı. O zaman Zümrüt Hanım'ı yanıltmayalım. Hadi gel gelinlik odasına geçelim. İyi. Çok yolunuz kalmadı o zaman. Yalnız beni merakta bıraktınız. Neymiş önemli havadisler? Çınar'la mı ilgili? Gelince görürsünüz Necip Bey. Neyi göreceğim İkbal Hanım? Bilmece gibi konuşmayın rica ederim. Nişan fotoğrafları, ay görme, öyle güzeller ki anlat anlat bitmez. Neyleyim ben nişanı düğünü İkbal Hanım? Bu ayrılık hiç iyi gelmedi bana. Burnumda tüttünüz. Fotoğraflarınıza bakarak hasret giderdim. Anladım. Bizim yokluğumuzda da karınız sizi yalnız bırakmamıştır herhalde. Bizim de bu yüzden hiç gözümüz arkada kalmadı. Sizin de kalmasın, biz iyiyiz. İşte kısmetse gün batmadan geliriz, görüşürüz Allah nasip ederse. Yani o kadını araya sokmasanız olmuyor değil mi? Peki öyle olsun. Hadi hayırlı yolculuklar. Sağ ol Necip Bey. Bu da çok güzel yakıştı Aşk İşkon. Sanki bütün modeller senin üzerine göre çizilmiş. Hangisini beğendin? Bilmem ki. Sen hangisini seçerdin? Bütün hepsi benim çocuğum gibi. Birini seçsem diğeri darılır. Sen çizimlerin arasında seçim yapabilir misin? Haklısın. Nasıl seçeceğiz? Keşke Zümrüt Sultan da burada olsaydı. Bundan önemli iş mi var yani? Düğünün en önemli kısmı bu. En azından beraber seçerdik. Yetişir sanıyordum ama yetişemedi. Neyse bir tane daha deneyelim mi? Neyse. Hayatım. Dön bir de önden göreyim. Ses gibi. Davet listesine ben baktım. Bir de sen göz at istersen. Bir aksaklık olmasın. Bununla niye biz ilgileniyoruz anlamıyorum ki. Sanki yapacak başka işimiz yok. Organizasyon şirketi ne iş yapıyor? Çünkü abim böyle istiyor. Aa Ece! Aşk olsun. Geldiğinde niye bir haber vermiyorsun? Görüyorsun değil mi Mehmet şunu yaptığını? Kusura bakma. Dün gece çok geç saatte geldim. Hoş geldin. Tatili yarıda kestiğine göre bizim eve taşınma işini konuşabiliriz. Reyhan ben eve taşınmayı düşünmüyorum. Aa niye ki? Daha önce de konuşmuştuk. Benim belli bir düzenim var. Hem böylesi daha iyi. Ama ben bu kararın sana pek kaldığını sanmıyorum. Ablamı biliyorsun. Bildiğim kadarıyla yengem Kayseri'ye geri döndü. Uzun zaman haber vermezsek o da zaman içinde unutacaktır. Ablam akşama geri dönüyor. Aa, niye? 50. yıl kutlamasına katılacakmış.
Anlayacağın senin bu taşınma işinden kaçman mümkün değil. Anlaşılan onunla yüz yüze görüşmem gerekecek. Çünkü kesinlikle eve taşınmayı düşünmüyorum. Neyse benim bir toplantım var. Sonra konuşuruz. Allah Allah. Sanki kızı hapse kapatıyoruz. Ben de ne güzel vakit geçiririz diye düşünmüştüm. Resmen bozuldum şimdi ha. Kerem Paşa. Kerem Paşa. Hadi kalk. Neredeyse öğlen oldu. Uyansanız diyorum artık. Hadi kalk be oğlum artık. Kerem, uyan. İnci arıyor. Günaydın İnci. Günaydın canım. Dayı çok kötüsün ya. Ne yapayım oğlum? Uyandıramadım ki ya. Haplandın mı gece nedir? Dayı saçmalama. Hap falan içmedim ben. Akşamleyin başım çatlıyor diye dolanıyordum. Ben de sana ağrı kesici al dedim ya onu söylüyorum. Dayı. Hap falan içmedim ben. Tamam anladık orasını. Hadi kalk. İşimiz var. Vallahi kusura bakma. Bugün benim izin günüm. İşe falan gidemem. Üf, işe git diyen mi var? Ya bu sabah sana bir haller olmuş ha. Yeşim'e yardım etmemiz lazım. Bize ihtiyacı var. Ne için? Akşama sürpriz bir nikah organize ediyor küçük prenses. Nikah mı? Kime evleniyor? Yeşim'le Çınar. Yok artık. Şaka mı bu? Başta ben de öyle zannettim ama sonra anladım ki iş ciddi. Hadi! Az zamanda büyük işler başarmamız lazım. Prensesin isteği çok. Tamam geliyorum şimdi. Kerem. Sen iyisin değil mi? İyiyim de. İyiyim. Tamam aşağıda bekliyorum. Nikah memurunu senin tanıdığın adama ayarlasak daha kolay hallederiz ha? Yeşim, annen olarak buradayım. Bu yaptıklarını onaylıyorum anlamına gelmez. O yüzden şansını fazla zorlama. Gelinlik hazır prenses. Ah süper. Şanslı damada sevgilerimi ilet. Çok sağ ol. Gülzarı Bahçen. Yeni kreasyonlar hazır olduğunda bekliyorum Erol'cum. Baş üstüne Zümrüt Sultan. Görüşürüz Erol'cum. Kolay gelsin. İyi günler. Thank you.
Asıl şahane sensin. Şu ana kadar gördüğüm en güzel gelin de sensin. Son kez bir pudra geçeyim Yeşim Hanım, dilersiniz. İyi ki geldiniz. Bütün gün ne size ne İkbal Hanım'a ulaşabildim. Evde neler oluyor bir bilseniz. Bir dur Allah aşkına. Hoş geldiniz Necip Bey. Hayırdır? Kapıda karşılanıyoruz bakıyorum. Kızım, bahçedeki düzenleme neyin nesi? Şey efendim. Necip Bey, biraz çalışma odasında konuşabilir miyiz acaba? Destur. Yeni geldim daha eve. Yemekten sonra icap ederse konuşuruz. Acil olmasaydı istemezdim. Buyurun efendim. Salona buyurun lütfen. Yalnız damat bey henüz gelmedi. Sakıncası yoksa sizi bir müddet bekleteceğiz. Hiç sorun değil. Sizinki son nikah zaten. Oh, çok güzel. İsabet olmuş. Buyurun. Misafirimize yol gösterin. Ne içmek ister bir ilgilen. Tabii efendim. Buradan buyurun. Bu işte tamam. Anlatın bakalım. Neymiş bu ehemmiyetli mesele? Yanlış anlamanızı istemem. Ben de daha iyi... Zümrüt Hanım, elimi yüzümü yıkamadan beni bu odaya kapattınız. Girizgahı bırakın da ne söyleyecekseniz direkt söyleyin bana. Yeşim bazı hazırlıklar içinde. Ne hazırlıymış bunlar? Sağ ol. Kerem, nerede kaldı bunlar? Gelmişler. Yeşim'e haber verdin mi? Ona gidiyorum. Hadi. Abla gel. Çok güzel olmuşsun. Ya, gelmişler mi? Hazır mısın prenses? Hazırım da. Çok heyecanlıyım dayı ya. Çok güzel olmuşsun. Sahiden mi? Evet. Yüzüklerim nerede? Çiçeklerim. Buyur. Çiçeklerim. Çiçek de çek. Süper, süper. Hadi bana şans vereyim. Haydi o zaman. Hadi gidelim. Hazır mıyız? Midem kazınıyor. Dar büyük. Bu kadar büyük gözüktüğüne bakma. Bazen içine sığamayacağı kadar küçük gelir insana. Bak toprak. Bu ev hayatında daha önce hiç karşılaşmadığın insanlarla dolu. Onları tanımakta güçlük çekebilirsin. Yaptıklarına anlam veremez davranışlarına kırılabilirsin. Ama sana söz veriyorum. Ben her daim yanında olacağım. Senden tek bir isteğim var. Bu evliliği herkesin gerçek bilmesi. Sonuçta iki yaralı yüreğin anlaşması bizimki. Ama duvarları çok incedir bu evin. Eğer biri bu gerçeği öğrenirse sonra hepsi duyar.
benim için bu sırrı taşıyabilecek misin? Sadece senin için değil, kendim için de yapacağım bunu. Sana evet derken benim için zor olacağını biliyordum. Ama merak etme. Ben her şeye hazırlıklıyım. Hadi geçelim. Hoş geldiniz hanımım. Sağ ol Mürvet. Sana diyorum, bu ne cüret? Lütfen. Hani? Çınar gelmedi mi? Öyle. Ben de bilmiyorum.
sana aşık oldum. Siz planladınız bunu değil mi? Siz burada evlendiremediniz Çınar'ı. Değil mi? Ben de engellemeyeyim diye ta Kayseri'ye götürdünüz. Orada buldunuz bu kızı. Astınız nikah, değil mi? Değil mi? Sen engellemeseydin ben zaten evlenecektim. Çınar, göz göre göre evlenmene izin mi verecektim yani? Ben aşkımıza sahip çıktım Çınar. Sen kaçarken ben senin yapamadığını yaptım. Çünkü senin kendine bile itiraf edemediğin bir şey biliyorum. Ben gördüm, kendim beğendim. Onunla ben evlenmek istedim. İlk görüşte aşık oldum ona. Sus oğlum, konuşma ya. Ben evli bir adamım artık. Sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra İhtirasla. Çınar, karınla tanıştırmayacak mısın beni? Burada kala kaldık böyle. Salona geçelim. Hadi kızım. Senden bunu beklemezdim. Yazıklar olsun. Thank you.
Unutmadım, unutamam. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtiras. Nasıl böyle soğukkanlı durabiliyorsun? Hiç mi için sızlamıyor? Nereye gittiyse bulalım Yeşim'i. Bu ne cüret? Sen bana akıl mı veriyorsun? Akıl vermiyorum. Hatırlatıyorum. O senin kızın. Evet. Ben de öyle düşündüğüm için defalarca konuştum onunla. Bu işin olmayacağını söyledim. Ama dinlemedi. Burnunun doğrultusuna gitti. Önünde ne varsa yıkıp devirdi. Şimdi cezasını çekecek. Suç mu işledi ki cezasını çekecek? O aşık oldu. Aşık. Ama bedelini ödemek zorunda değil mi? Cezasını çekmek zorunda. Farkında değil misin? Yeşim parçalandı, dağıldı. Şimdi onun yanında olmalıyız. Karşısında değil. Buyur git. Seni kimse tutmuyor burada. Git, arkasından git. Nasıl böyle soğukkanlı durabiliyorsun? Hiç mi için sızlamıyor? Çıkarlarına ters düştüğünde kızını bile harcıyorsun ya. Bravo sana. Ailemize hoş geldin kızım. Nahoş bir karşılama oldu ama kusura bakma artık. Hoş bulduk. Rica ederim. Canım, kızımız herhalde bunda bizim kabahatli olmadığımızı anlamıştır. Orası muhakkak. Akıllı olduğu kadar Allah nazarlardan saklasın. Su gibi durur maşallah. Amca, müsaade ederseniz ben toprağı odaya çıkartayım. Malum yol yorgunu, dinlensin biraz. Oğlum, bir iki lokma bir şey yeseydik. Sonra çıkardınız odanıza. Mürvet'e söylerim, hazırlar odaya getirir bir şeyler. Olur mu? Nasıl isterseniz oğlum. Müsaade sizin. Allah rahatlık versin. İyi akşamlar. İyi akşamlar yavrum. Nasıl oldu bu iş? Neden haber vermediniz bana? Vallahi biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Daha biz nişana girdik. Çınar kızı görmüş. O an karar vermiş evlenmeye. Siz ayarlamadınız yani. O nasıl laf Reyhan? Vallahi bu sefer biz ön ayak olmadık. Hatta ben dedim oğlum acele etme. Varalım İstanbul'a amcanla konuşalım dedim. Nuh dedi, peygamber demedi. Allah Allah. Yıldırım aşkı demek ki. İşte aynı Lale'nin olduğu gibi oldu. Gerisini anla sen. Her şey bir anda oldu bitti. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şaşırdım. Ama bir o kadar da sevindim. Evleneceği kadını kendi seçmiş oldu. Zorla evlendirseydik her günü her gecesi birbirinden daha azap olurdu. Vallahi ne diyeyim? Hala inanamıyorum. Çınar seçti. Siz de sorup soruşturmadan kabul ettiniz. Öyle mi? Nesini soruşturacağız Reyhan? Kızı eskiden biliriz, tanırız. Hem iyi ki oyalanmamış oğlan. Ya evlenmeseydi? Maazallah o sarı çıyanın elinden zor alırdık oğlanı. Ölsek alamazdık. Ölesi daha mı iyi yani? Ben bir şey demedim ki yenge. Sadece şaşırdım. Neyse, hayırlı olsun. Size iyi geceler. Gel toprak.
işte odamız burası. Şimdilik bunlarla idare et. Sonra eşyaları istediğin gibi değiştirirsin. Biliyorum şok oldun. Dışarıda seni uyarmaya çalışmıştım ama inan ben de bu kadarını beklemiyordum. Çok zor günler bizi bekliyor Toprak. Çok zor. Bu sular nasıl durulacak, bu sorunları nasıl üstesinden geleceğiz hiçbir fikrim yok. Keşke bize acı verebilecek şeyleri önceden görüp bilebilsek. Ama insan kim seveceğini kestiremiyor işte. Yaşananların olur yoksa kabul etmesini de bilmesi gerekiyor insanın. O da bunu kabul edecek. Ben zamanla her türlü acıya alıştım. O da bunu öğrenecek. İnsan ölüm acısına alıştıktan sonra nereye alışmaz ki? Affedersin, ben sana acını hatırlatmak istememiştim. Önemli değil. Zaten sen söylesen de söylemesen de o cep benim yüreğimde. Ben aşağı ineyim, amcamlarla konuşmam lazım. Sana da yiyecek bir şeyler yollarım. Böyle damdan düşer gibi evlendim dediğim için kusura bakma. Kırılmadın inşallah. Estağfurullah oğlum. Önemli olan senin mutluluğun, huzurun. Gerisi lafı güzaf. Ben çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Toprağı ilk gördüğüm anda hissettim bunu. Yaralarımı sarmaya, hayata tekrar tutunmaya yardımcı olacak. Bu evlilik hepimiz için yeni bir sayfa olacak amca. İnşallah. İnşallah oğlum, inşallah. Ama karını yalnız bırakıp gelmen pek iyi olmamış. Zaten pek iyi karşılayamadık. Kız yabancılık çeker şimdi. Sen bizi bırak da çık karının yanına. Hadi yavrum. Haklısın hala. Tam 50. yıl kutlaması öncesinde hayatını temize çekmen iyi oldu oğlum. Kutlamaya aklı selim katılırsın. Hadi biz de yatalım. Çok yorucu bir gün geçirdik zaten. İkbal Hanım, bunu sehpanın üzerinde buldum efendim. Ne yapayım? Layığını yap. At çöpe gitsin. Toprak. İçim geçmiş. Yol yorgunusun tabii, doğaldır. Ama burada yatma, rahat edemezsin. Geç yatakta yat sen. Hayır, orada sen yat. O senin yatağın. Hem ben burada iyiyim. Olmaz, burada yatmana gönlüm razı gelmez. Hadi sen yatakta yat, ben burada yatarım. Peki. Sen de üstünü değiştir.
unutmadım, unutamam. Kara sevdam, merak etme. Yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Pişman mıyım? Asla. Güzelleştim, yasla. Sevmedim mi? Sevdim, evet. Senden sonra ihtirasla. Ama beni yaşamaksa yaşadım, lakin canımın çoğu kaldı sende. Girebilir miyim? Tabii. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Çınar. Zehra kimdi? Zehra. Amcamlar Yeşim'le yakınlaştığımı fark edince memleketten kız getirdiler evleneyim diye. Ben de Yeşim'den kaçmak için hiç düşünmeden kabul ettim. Hatta kimle evleneceğimi bile bilmeden. Ama eşim buna engel oldu. İyi ki de engel olmuş. Çünkü Zehra ile evlenmek hayatta yapacağım en büyük hata olurdu. Zehra bu evliliğin mecburiyetten kaynaklandığını bilmeyecekti. Bundan dolayı da hem benden hem de evliliğimizden beklentisi olacaktı. Ama biz birbirimizin sırrını biliyoruz.
Herkesin gerçek sandığı bu nikah aslında bizim gizli sığınağımız. Haklısın. Bizim birbirimizden beklentimiz olmayacak. İyi geceler. Sana da. Günaydın Toprak. Günaydın. Neden bu kadar erken kalktın? Bir şey mi oldu? Onu mu özledin? Yusuf'u. O benim için artık sadece ablamın nişanlısı. Sen nasıl işinden kaçıyorsan ben de kaçtım, bitti işte. Bir daha bana bununla ilgili bir şey söyleme, olur mu? Tamam. Affedersin. Peki neyin var Toprak? Ben Rüzgar'ı özledim. Bütün gece kokusu burnumda tüttü durdu. Hadi gel. Nereye? Sana bir şey göstereceğim. Daha doğrusu biriyle tanıştıracağım. Çınar Bey. Merhaba Katya. Merhaba. Sen çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Uyanmış mı benim kızım? Uyanmış mı benim prensesim? Babasının prensesi. Dünyanın en güzeli. Oh. Senin kızın mı? Allah benden bir laleyi aldı. Diğerini nasip etti. Ondan kalan hatıralar, yüzü, sesi, kokusu hepsi birer birer uzaklaştı benden. Geriye bir tek en canlı, en kanlı haliyle kızım kaldı.
benim yaşama sebebim oldu. Abi. Tek oğlum. Öyle iyi anlıyorum ki seni. Kızım Nazlı'dan sonra başka hiç bebeği kucağıma alamayacakmışım gibi geliyordu. Ta ki rüzgarı bağrıma basana kadar. Kızım mı vardı? Kaybettim. Başın sağ olsun. Nazlı'mdan sonra tek avuntum rüzgar olmuştu. Kendi çocuğummuş gibi bağrıma bastım onu. O yüzden ayrılmak çok zor geldi. Seni anlıyorum. Rüzgar Nazlı'nın özlemini unutturmuş sana. İnşallah güzel kızım Lale de sana Rüzgar'ın özlemini unutturacak. Ne güzelsin sen. Canım. Üşümüş sanki biraz. Üşümüş mü? Bunları giydirelim mi? Hadi. Gel kızım. Gel güzelim. Üşümüşsün sen. Hadi giy bakalım. Güzel koku. Aa. Hayırdır? Çok şaşırdın. Yine havalisler mi var? Ay dur bir Mehmet kendime geleyim. Hala inanamıyorum. Bu bizim Masumluk abidesi Toprak var ya, evliymiş. Çınar'la evlenmeden bir gün önce boşanmış. Kocası da hapiste. Hapis mi? Bu kızı bıçakladığı için hapse girmiş. Ondan önce de bundan olan kızı ölmüş. Yani anlayacağın kız Gaye kuyusu gibi. Vay be. Neler geliyor insanın başına. Yazık kıza ne badireler atlatmış. Ama enteresan olan Çınar'ın bu kıza neden evlendiği. Aşk işte. İnsana her şeyi yaptırır. Aman ne aşk ne aşk. Neyse ben gidiyorum. Halletmem gereken çok mühim işlerim var. Dur nereye? Kutlama organizasyonu yapacak ekiple toplantımız var. Vallahi Mehmet kutlamadan daha önemli işlerim var benim. Sen istersen... Bir iki saat ertelit ver. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın Reyhan Hanım. Ne o? Taze gelin uyuyor mu hala? Bilmem. Çalıyorum çalıyorum ama ses çıkmıyor. Çınar Bey. Çoktan çıkmışlar bile. Gönderir misiniz lütfen? Evet bu saatte viski istiyorum. Bir sakıncası mı vardı? Hemen viskimi gönderecek misiniz? Yoksa ben mi gelip alayım? Hayret bir şey ya. Oh. Reyhan? Girebilir miyim? Ilgazlar'dan kimseyi görmek istemiyorum. Ne işin var senin burada? Söyleyeceklerimi söyleyip gideceğim zaten. Merak etme. Nasıl buldun beni? Zor olmadı. Lale ile kavga ettin dedi. Evden ayrılıp bu otelde kalmıştın. Viskiniz efendim.
Mersi. Bu mu bulduğun çözüm? Sen de Çınar gibi kendini içkiye vereceksin, öyle mi? Daha güzel bir önerin var mı? Teslim bayrağını hemen kaldırdığına göre Çınar'ın aşk yalanına, bu evlilik oyununa inandın galiba. Çınar, gözlerimin içine baka baka bana o kıza aşık olduğunu söyledi Reyhan. Nasıl davranmamı bekliyorsun ki? Aşka bak. Öyle bir aşk ki dokunmaya kıyamıyor. Çınar'la o kız birlikte yatmamışlar. Emin misin? Vallahi ben gördüğümü söylüyorum. Onlar dün gece birlikte olmamışlar. Bunu bile bile hala otel odalarında içki içmeyeceksin herhalde. Sırf senin aşkına inandığım için buraya geldim. Her ne kadar ayrı yataklarda da yatsalar, onlar artık evliler Reyhan. Ne yapabilirim ki? Savaşacaksın Yeşim. Daha önce de yaptığın gibi. Ta ki istediğini alana kadar. Bunun işe yarayacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki? Pes etmek yok. Bu evliliğin gerçek bir evlilik olmadığını kanıtlayacağız. Bunun için bir planım var. Hayatım. Günaydın. Günaydın. Nasıl bugün küçük Lale? Çok iyi Zümrüt Hanım. Yumurtasını yedi mi? Yedi, yedi. Bunlar ne? Toprak Hanım giydirdi. Sabah Çınar Bey'le Lale'yi görmeye gelmişlerdi. Ne gereksiz şeyler. Sıcacık yılda böyle köylü işlerine ne gerek var anlamıyorum. Tabii efendim. Tut. Hayatım, küçük Lalem. Hemen geliyorum. İnanamıyorum ya. Ben de kızı dişli bir rakip falan sanmıştım. Ama hiç beklediğim gibi çıkmadı. Bence kızı hafife alma. Bir kere çok güzel bir kız. Yapma Reyhan. Öyle giyinen bir kızı Çınar nasıl yanında gezdirecek söyler misin? Sen yine de küçümseme. Bırak şu içkiyi artık. Planın ilerlemesini istiyorsan mümkün mertebe ayık olmalısın. Ne de olsa yarın bütün basın 50. yıl kutlaması için orada olacak. Ama ne yazık ki Çınar'ın büyük organizasyonu skandal evliliğiyle gölgelenecek. Neyse benim gitmem lazım. Yapacak bir sürü işim var. Görüşürüz. Ha, son bir şey daha. Senin gibi akıllı bir kadının olay yerinden uzak kalması hiç doğru değil. Ateşe yakın ol ki müdahale etmesi kolay olsun. Bana bak şekerim. Bu yalıda Nuh Nebi'den kalma adetler yerine getirilmez. Eğer Lale üşüyorsa kat yerine getirir. Merak etme. Gereken neyse yapar. Ayrıca benden izinsiz torunumla ilgili herhangi bir şey yapılmayacak. Kafana göre hareket etme. Buyur. Günaydın Zümrüt Hanım. Günaydın. Hayırdır? Zümrüt Hanım bana Lale'nin anneannesi olarak onun bakımıyla ilgili bazı önerilerde bulundu. Güzel. Kahvaltı hazırmış. Sen git istersen. Ben de birazdan geliyorum. Yeşim nasıl Zümrüt Hanım? Hem kızımın hayallerini başına yıktın. Hem de şimdi merak ediyorsun öyle mi? Bana bak Çınar. Hayatın ve yaptıkların seni ilgilendirir. Seçimini yapmışsın zaten. Ama Yeşim'i rahat bırak. Bir daha kızımın acı çekmesine izin vermeyeceğim. Vallahi hiç içime sinmedi. Tamam bu kutlama çok önemli ama kız çok yabancı.
Daha bize alışmadı. Cemiyet hayatından haberi yok. Vallahi orada bütün gazeteciler cirit atacak. Ben bilemedim doğrusu. Kıza gelme demek olmaz. Bırakalım Çınar karar versin ne yapacağını. Neye karar verecekmişim amca? Şeyi konuşuyorduk, kutlamayı. Sen yalnız gideceksin değil mi? Ne münasebet anne. Ben artık evli bir adamım. Toprak nerede? Bilmiyoruz oğlum. Henüz gelmedi. İyi, ben aşağı inip ona bakayım. Lafın ortasına öyle dan diye giriyorsun gelin. Sen niye böyle ne istediğini bilmez biri oldun? Takıldın bir yere, kaldın orada. Git bak bakalım kızın kimliğine ne yazıyor orada ha? Evli. Eskiyi unut artık. Yeni bir düzen kursun diye oğlana destek olacağına yoluna taş koyuyorsun. Toprak, kahvaltı sofrasına neden gitmedin? Aç değilim pek. Ama gece de bir şeyler yemedin. Her neyse, ben kahvaltıdan sonra işe gideceğim. Seni de burada bir başına bırakmak istemiyorum ama ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Sen beni merak etme. Ben oyalanacak bir şeyler bulurum. Hiç içime sinmeyecek ama. Hem bak buldum bile. Önce bunu dikerim, sonra eşyalarını belden geçiririm. Sen zahmet etme canım, içeride kızlar var, onlar yaparlar. Olur mu hiç öyle şey? Hem ben dikiş dikmeyi severim. Karşılaştıkların çok zor, farkındayım. Keşke canını sıkan ilk ve son olay bu olacak diyebilseydim ama bir süre böyle huzursuzluklarla boğuşacağız ikimiz de. Zor olacak ama alışacağım. Hem ben sana bir söz verdim. Ne pahasına olursa olsun tutacağım sözü. Hadi gel beraber kahvaltı yapalım. Günaydın. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Sağ ol yavrum. Anne. Yavrum. Bugün Toprak'la sizin çarşıya gidip alışveriş yapabilir misiniz kutlama için? Tabii oğlum. Kutlama mı var? Evet kızım. Ilgaz Holding'in 50. yılını kutluyoruz. Hayırlısı olsun. Sağ ol kızım. Günaydın benim güzel aile. Abla. Ne o? Niye bana şaşırmış gözlerle bakıyorsunuz? Burası benim evim. Burada olmayı hepinizden daha fazla hak ediyorum. Hadi bakalım. Afiyet olsun hepinize. Şermin, bana kahvemi verir misin hayatım? Tabii. Anne, senden bir ricam var. Toprağı yalnız bırakma, olur mu? Kendini rahat hissetsin evde. Aklın kalmasın evlatçığım. Gözüm üstünde olacak. Hiç merak etme. Hadi Allah işini rast getirsin. Oh. Hadi canım. Bırakamadın şu adeti hala. Bismillahirrahmanirrahim.
Korkuttun mu seni? Birden görünce şaşırdım. Ama ben de işte böyleyim canım, ne yapayım? Aniden çıkıveriyorum insanın karşısına. Ne yapacağım da belli olmaz, rahatımdır biraz. Sen ne yaptın? Alışabildin mi bari? Alışmaya çalışıyorum. Çınar bana öyle olmadığını söyledi. Çınar sana öyle olmadığını söyledi. Sen de inandın öyle mi? Belki de bu soruyu kendine sorduğunda alacağın cevaplar hoşuna gitmediği içindir. Belki de Çınar'la evlendiğinde alacakların yetmediği, belirli bir para karşılığında kendini satmışsındır ha? Ne o? Sinirlendin mi güzelim? Çık dışarı. Söylesene. Çok merak ediyorum. Kaç paraya sattın kendini? Dışarı çık. Bana bak köylü güzeli. Çevirdiğiniz oyunların son derece farkındayım. Yakın zamanda da çıkartacağım ortaya. Sen de geldiğin deliğe aynen geri döneceksin. Bilmem anlatabildim mi? Teşrif etmeyecekler miymiş? Yengemle akşamüstü konuştum. Daha hazırlıkları bitmemiş. Ama gelecekler, merak etme. Bizim ana kraliçe de geldi. Evet. Necip Bey. Hoş geldiniz Ümit Hanım. Hoş bulduk. İyi akşam. Bu konudaki fikrinize katılıyorum ben de. Zümrüt Hanım, ne hoş bir tesadüf. Sıkıcı bir kutlamadan sonra sayenizde çok güzel bir geceye dönüştü bu akşam. Şöyle geçelim mi? Hay hay. Beni şaşırtıyorsunuz. Dehşet güzel olmuş senin köylü besleme. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Umarım davet için uygundur. İyi görünüyorsun, merak etme. Belki bir düzmece, belki bir oyun. Belki birbirlerine aşık değiller. Ama olabilirler. Bu gidişle kız Çınar'ın aklını başından alacak gibi.
Ilgazlarla tanıştığınızı bilmiyordum. Bir avuç iş adamıyız. Piyasada herkes birbirini tanır. Enteresan. Nereye daldın gelin? Dalmadım abla, seyrediyorum. İnsanın göğsü kabarıyor vallahi. Onca yılın emeği. Konuşmasını yapmak üzere Ilgaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Necip Ilgaz'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizleri 50 yıllık emeğimizle ve tecrübemizle karşılıyoruz. İtiraf edeyim, böyle topluluk karşısında konuşmayı çok beceremiyorum. Değerli dostum, Sakıp Bey bu işin üstadıydı. Bir iş toplantımızda yıllar önce ben daha genç bir iş adamıyken sen çok kurt bir adamsın diye takılmıştı bana. Kurt kocamadan bayrağı genç zihinlere teslim etmenin zamanı geldi artık. Çınar, yanıma gelir misin? Alın terimle kurduğum ve bugünlere getirdiğim bu şirketi, 50 yıldır onurla taşıdığım bu bayrağı artık oğlum dediğim Çınar Ilgaz'a teslim ediyorum. Bu kararımı siz değerli dostlarımla paylaştığım için çok gururluyum. Çınar'ın Ilgaz Holding'i daha da ileri götüreceğinden hiç endişem yok. Teşekkür ederim amca. Bana göstermiş olduğunuz bu güvene layık olmaya çalışacağım. Ben bu bayrağı sadece kendim adıma değil, bütün Ilgaz Holding ve ekibim adına alıyorum. Nice 50 yıllara. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şirketi emin ellere teslim ettim. Gözüm arkada kalmayacak. İkinize de sonuna kadar güveniyorum. Merak etme amca. Bu güveni boşa çıkartmayacağız. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sağ ol Faik'cim. Nasılsın? Abi, benim de sana küçük bir hediyem olacak. Ne lüzum vardı Reyhan? Senin varlığın, şirket için yaptıkların yeterdi bana. Nedir bu? Hoca Kurt, kendini emekliye ayırdın. Ne yapalım be Mustafa, yorulduk artık. Şimdi sıra gençlerde. İstifa mektubu. Neden? Sonra konuşuruz aşkım. Şimdi eğlence zamanı. Ece, bak seni yerde ararken gökte buldum. Hoş geldin kızım. Siz de hoş geldiniz yengeciğim. Ben de dün gece geldim. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol kızım. Rahmetlinin hatırasıyla yaşayıp gidiyoruz işte. Sen bana ondan kalan tek yadigarsın. Bak ne diyeceğim. Topla eşyalarını, gel yalıya. Gözümün önünde ol da gözüm arkada kalmasın. Bunu sonra konuşsak yengeciğim. Hem benim çıkmam gerekiyor. Ama daha erken değil mi yavrum? Biliyorsunuz yol yorgunuyum. Yarın da toplantı var. Hazırlık yapmam lazım. Damat! Gel buraya. Efendim? Ece evine gitmek istiyor. Bu saatte yalnız taksiyle gidemez. Münasip değil. Sen ona eve kadar eşlik et bakayım.
Hiç gerek yok yengecim, ben kendim giderim. Yok öyle, her şeye hayır demek olmaz. Bak kulaklarını çekerim sonra. Hadi bakayım damat. Tamam. Geç hadi. Reyhan, ben Ece'yi evi bırakacağım. Ablam öyle istedi. Tamam. Ece, iyi misin sen? Niye gidiyorsun? İyiyim canım, biraz yorgunum. Hem yarın toplantı var biliyorsun, hazırlanmam lazım. Tamam, görüşürüz sonra. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Merhaba. İkbal Hanım, nasılsınız? Senin ne işin var benim yakınımda? Bir gören olursa ters kepçe oluruz vallahi. Merak etmeyin efendim. Herkes tadını çıkarıyor eğlenceli. Ben de görevimi layıkıyla yerine getiriyorum. Âlâ âlâ. Ama gene de her yerde böyle burnumun dibinde bitiverme. Şurada olacak herhalde beyefendi. İkbal Hanım. Kimdi konuştuğunuz beyefendi? Sizin davet ettiniz herhalde. Vestiyeri sordu. Ben de bilmiyorum işte. Hayırlısıyla bu geceyi de alnımızın akıyla atlattık. Hepinizin emeği çok büyük, sağ olun. Görevimiz abi. Geliyorum şimdi. Arkadaşlar, kısa bir konuşma yapacağım. Ilgaz Holding'in 50. yılını kutladık. Dostlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hadi ablacığım. Hadi hepimize gidelim. Çınar Bey, evlendiniz duyduk. Doğru mu? Evet, doğru. İşte eşim Toprak. Bu evlilik ani olmadı mı? Biraz ani oldu, evet. Kayseri'ye bekar gidip evi döndünüz, doğru mu? Doğru. Eşinizle nerede tanıştınız? Ürgüp'te. Eşinizin çocuk bakıcısı olduğu doğru mu? Eşinizin daha önce evli olduğunu biliyor muydunuz? Siz bunları nereden öğrendiniz bilmiyorum ama... Eski iş tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı doğru mu?